Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Beast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Tabii bu bölümde ufak bir teknik arıza yüzünden değişik bir şey yapacağım. Bu değişik şeyin ne olduğuna gelecek olursak eğer... nasıl açıklasam... bunu direkt kaydetmiyorum. Daha doğrusu sesi direkt kaydetmiyorum. Asıl kayıtta ses patladığı için şu an ayrı bir ses kaydı yapıyorum. Ya, tamamen yaptıklarımı size özetlemek gibi bir şey. Tabii bunun dışında bu ilk bölümde aynı zamanda ilk bölümü sabahın köründe çektiğim için sanırım ses kaydını bu yüzden başarısız yaptım. Ve kendi mikrofonum esnada yanımda yoktu. Maalesef ses kaydını alamamışım. Sabahın köründe yaptığım için yalnızdım. Normalde bu serinin diğer videoları hiçbir şekilde yalnız olmayacak. Öyle yani. Bu ayrıca burada duyurdu da bahsettiğim gibi temel kısımları ben hallettim. Yani temel enerjidir, temel makinelerdir, şudur budur. Daha sonra hallettik. Ev inşa edildi. Bunun dışında bayağı bir madencilik yapıldı. Sanırım demin bir FPS lag'ı almışım. Böyle güzel bir smeltery inşa ettik. TARDIS'imiz var. Basit enerji hattımız var. Moss tarlamız var, yataklarımız var. Tarlamız var arkada. Ve tüm Tinker's Construct edevatımız var. Apiary'lerimiz var iki tane. Evet, apiary'ler arıların evi diyebiliriz. Tabi önce gündüz yapacağım galiba şimdi. Evet, şimdi gündüz yapmak aklıma gelmemiş. Gene başka bir şey aklıma gelmiş. Ha, şimdi gelmiş. Yani kendi yaptıklarımı hatırlamaya çalışmak, hatta bu sabah yaptığım şeyleri bu gece hatırlamaya çalışmak biraz tuhaf oluyor. Evet. Şimdi apiary'leri yerleştirelim. Apiary'ler bu arada ikinci seviye arıcılık. Arı kovanlarıdır diyebiliriz. Bu şekilde yapılıyorlar. Bunları yapımını zaten göstereceğim ileride. Detay biçimde. Artık ben neden bu arıları buraya götürüyorsam. Bunun birinci seviyesi var, bir de bee housing. Bu bölümde bir yerde göstereceğim. Şu an önemli bir şeye bakıyoruz. Humidity ve tamamen ortamın sıcaklığı ve nemine baktık. Normal, ki bu arılar için idealdir. Normal olması cidden idealdir. Hot olduğu takdirde çoğu arı sıkıntı yaşar. Kuru olduğu takdirde de sıkıntı yaşar. Soğuk olduğu ya da nemli olduğu takdirde de. Tabi bunları isteyen özel arılar da var. Ki onlar için o biyomlar gerekecek. Şu an elimizdeki arılara bakıyoruz. Bunlar önceden topladığım. Bunların nasıl toplandığını burada bahsetmedim, ancak ileride bahsedeceğim. Evet. Şu an arıları koyuyorum. Gerçi tekrar bahsedeceğim, ancak üste prenses ve alta drone koyduğumuz takdirde bu arılar birleşmeye başlıyor. Ve bir adet queen elde ediyorlar. Şimdi sanırsam bunu söylemediğimi hatırladım. Evet. Ve bunu anlatmaya gidiyorum. Evet, bu voiceover işi cidden sıkı. Evet, gördüğünüz gibi queen'e dönüştüler ve gayet güzel çalışıyorlar. Tabii arıların çalışması için yanlarına bir adet prenses lazım. Prenses demişim ya, çiçek lazım. Tabi bazı arılar değişik tip çiçekler isteyebiliyor. Evet, şimdi ayrıca frame koyacağız. Frame'ler arıların performansını artırıyor temelde. Tabi değişik frame'ler değişik etkiler yaratabiliyor. Özellikle ekstra beast'in eklediğiler frame'ler. Fakat Forrester'in kendi eklediği frame'lerin hepsi, neredeyse hepsi sadece performans artırıyor. Yani daha fazla ürün vermesini sağlıyor. Evet, frame'ler de bu şekilde değindik kabaca. Yeri geldiğinde da değişik frame'lere değineceğim. Bu arada her apiary'ye 3 tane frame koyabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Yani 3 tane slot var ve maalesef frame'leri otomatik değiştirmenin bir yolu yok. Elle koymak zorundasınız. Al bir yeriye geçmediğiniz takdirde. Evet. O esnada bakalım başka ne yapıyormuşum şu an. Evet, chest'lere bakıyorum sadece.
Şu an ne yapmayı planladım? A. LumberX yapacağım. LumberX Tinkerer's Construct'ın pardon. Güzel bir aleti. Tamamen nasıl diyeyim? Bayağı tarım için, tarım için demişim. Ağaç kesmek için direkt. Yani normal balta ne için diye soracak olursanız o da ağaç kesmek için. Ama bunun gibi ağaç kesmek için değil. Evet. İşte ben bu esnada şunlara bakıyorum. Ve bir yandan biraz inceliyorum. Tabii broad accent, large blade, tough rod ve tough binding istiyor. Bunları hemen burada pattern'lardan alıyorum. Tough rod, tool binding, blade ve axe. Evet. Ben burayı kabaca atlayayım. Evet, tekrardan geldik ve şu an tüm gerekli şeyleri hazırladım. Bunu yapıyorum. Bu ve bu. Evet, bir adet lumber eksimim var. Şimdi ormana doğru yola çıkıyorum. Evet. Tabii acıkmışım. Ekmek yiyorum. Tabii sanırsam bu çekim esnasında da açtım. Öyle de bir detay var. Her türlü açım. Ben 7/24 açım zaten. Neyse. Bu esprimi boş verin. Evet, ormana girdim ve bir Lux Spike almış beni. Daha sonra geçti. Ve Lumbrex'in büyüsünü görün. Voila! Tek seferde tepeye kadar. Yanlış hatırlamıyorsam 18 blok kadar bir mesafesi vardı bunun. 18 blok yukarıya kadar kazıyor. Bir de Battle Axe var. Aynı özelliğe sahip fakat 9 bloğa yapıyor. Ancak Battle Axe'in asıl amacı zaten savaşmak. Evet, çok güzel damage vuran bir itemdir bu arada. Ve bu şekilde Lumbrex'imizi kullanıyoruz. Ben böyle ağaç kesmeye devam ediyorum. Bu arada ufak bir uyarı. Video normalde 26 dakika mı ne öyle bir şeydi. Fakat bu sürecin sonunda ne kadar olur bilmiyorum çünkü biraz kırpacağım bunda. Çünkü o kadar fazla tekrar konuşmak, hele bu saatte şu an 1.30'da, gecenin 1.30'da ve yarın çok erken kalkacağım. Konuşmak pek rahat olmuyor. Evet. Burayı da atlayalım bakalım. Ya da atlayamayalım, ben pencereleri karıştırayım. Ve atlayalım. Evet ve bunları toplamışız. Tabii şu an step yapıyorum ve size arıcılığın ilk en temel kademesini göstereceğim. Doğrusu en temel arıcılık evi. O da Bee House. Şimdi Bee House'un APR'e göre bir avantajı mevcut. Daha fazla ürün veriyor. Ve daha ucuz. Ama APR'nin diğer avantajlarından hiçbirine sahip değil. Bunlar nedir diye pardon. Bunlar nedir diye soracak olursanız, sanırım şu an bir içeride hive var mı diye arıyorum ama bulamadım. APR'nin avantajları, ilk önce mutasyona izin veriyor. Bee House'larda hiçbir şekilde mutasyon yapmanız mümkün değil. Tamamen çapraz türler elde edersiniz ancak hiçbir şekilde mutasyon oluşmaz bu. Yani Forest'la Meadows'u birleştirip bir common elde edemezsiniz. Dolayısıyla da gene avantajsız durumda kalıyorlar. Ve beni sağlam gıcık tuttu. Evet. Bunun dışında Bee House'ları hiçbir şekilde otomatikleştiremiyorsunuz. Pipe'lardır, şudur, budur, hiçbir şey. Hatta router'larla bile otomatikleştiremiyorsunuz. Bunun dışında APR'lere frame koyabiliyorsunuz ki bu sayede daha verimli oluyorlar. Çok daha verimli. Bee House'larda öyle bir olay söz konusu değil. Vesaire vesaire. Kısacası başlangıç için sadece ürün elde etmek için Bee House'lar güzeldir. Tam manuel şudur budur.
Ama mutasyona giriş şeyiniz andan itibaren API, tamamen API'den gitmelisiniz. Veya bir tanesi orijinal tür olduğu için şu an onu kabul etmiyor. Diğeri çiftleşme sonucu olan bir tür. O bir sıkıntı değil. Neyse. Evet, bunları chest'e koyduktan sonra aslında böyle daha rahat konuşuyormuşum da böyle çekmek keyifli değil. Şu iki kat zahmet. Evet. Hatta iki buçuk kat zahmet diyebilirim. Neyse. Şu an ne yapıyorum hiç. Daha sanırım API ile Alveolar arası, API ile Beehive arasındaki farkı şu an anlatıyorum. Bunun dışında bir de Alveolar'ımız mevcut. Üçüncü seviye. Alveolar biraz daha ilginçtir. Bir multiblock bu arada Alveolar ve çok 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 daha verimli. Ona ne zaman geçerim bilmiyorum. Muhtemelen 10. bölümden sonra geçeceğim. Ya 10. bölümden daha fazlasını garanti görülür. 20'ye kadar bile çıkabilir. O kadar geciktireceğini pek sanmıyorum gerçi. Ama Alveolar'ı yapacağım. Alveolar'ı yapmak için iki farklı bir arı türüne ihtiyacımız var öncelikle. Bunlar Imperial ve Industrious. Onların ürettikleriyle elde ediliyor. Sanırım buradan da kesebilirim. İleride ne var bilmiyorum. Bir bakayım. Ha tamam. Buradan kesmesem iyi olur. Çünkü şu an Centrifuge craft edeceğim. Centrifuge. Arıların ürünlerini elde etmek için kullandığımız bir... Ürünlerini daha doğrusu işlemek için kullandığımız bir şey. Normalde o kompları direkt kullanamıyoruz ve boğazım ağrımaya başladı. O kompları kullanabilmek için yani bu centrifuge'e ihtiyacımız var. Centrifuge içerisinde ve ben neden oraya bakıyorum? Ha, glass arayacağım. Ve glass'ı inventory'imde bulacağım. Evet. An itibariyle glass'ım var. Neyse. Devam edelim. Ve shift click ile centrifuge'lerimi saniyede craft ettim. Ve tabii ki de pipe'larım yok. Yeterli pipe'ım yok. Ben ne arıyorum? Pipe arıyorum ancak redstone alacağım. Onu hatırlıyorum. Evet. Ve şurayı kazıp buraya pipelerimi yerleştirip santrifüjlerimi yerleştiriyorum ve motorları çalıştırmadığımı hatırlıyorum. Evet. Güzel şeyler bunlar. Burada biraz susabilirim sanırsam. Boğazım ağrıdı azıcık. Motorlar çalışmadığı için şu an hiçbir şekilde çalışmıyor çünkü motorlara benzin koy. Yakıt var ama sadece iki tanesinde var ve bunu birazdan fark edeceğim. Fark ettim. Dört tanesine böl. Dört tane motoru çalıştıracağım toplamda. Yani bu gayet ideal bir sayı. Evet ve santrifüj birazdan çalışmaya başlayacak. Motor sesini duyuyorum. Evet, bu motorla ses etkilemeleri tuhaf olmuş. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş en ufak bir fikrim bile yok ancak tuhaf olmuş kesinlikle. Evet. Bu da 100 dereceye gelmek üzere, yani çalışmak üzere çalıştı. Motorlar temiz çıktığında tabii ki de toplamda neyse, hesaplamaya üşendim. 6.4. 6.4 Minecraft üretecekler. Hesaplamaya üşendim dedim, sonrasında hesabı söyledim. Umarım yanlış hesaplamışımdır. Ve o çiçek göremiyor çünkü çiçekler yakınında değil. Artık yakınında. Ben patlama ne zaman olacak onu merak ediyorum. Spoiler. Evet. O esnada hadi bir bakalım. Ne yapacağım? Ha tamam. Bu honeycombları da buraya götüreceğim. Ve benim fan neden bu halde çalışmaya başladı? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ve honeycomb ve beeswax'ları elde etmiş durumdayım.
İkisi de basit esneme için özür dilerim. İkisi de basit tip komplar olduğu için ikisi de Honeycomb ve Beeswax üretiyor. Basit tip kompların hepsi öyle ve ama şu sondaki ikisi özel tip komplar olduğu için bunlar farklı şeyler üretiyor. Bunların ürettiklerine bakacağım şimdi en iyi ay bana tepki verirse. Ha tamam. Refraction Wax ve bunu üretiyor. Bu ise Forgotten Comb. Buradan Pulsating Chipset elde ediliyor ve bu Ender Pearl yapımında kullanılır. Bu neden böyle bir sesle söyledim en ufak bir fikrim bile yok. Sadece yorulduğum için. Evet. Ha, onlar da işleniyor. Ha, ben de yukarı doğru çıkıyorum. Ekmek yiyorum. Ve arılarıma bakıyorum tekrar. Yaşıyorlar. Hepsi sağlıklı. Yaşıyorlar. Evet. Ve şimdi Carpenter yapacağım. Carpenter özel bir şey için gerekli. Ha, bunun yapım esnasında biraz susabilirim. Özür. Belki bu öksürüğü kesebilirim arada. Fark edersem. Evet ve Sorin case'e git tamam. Evet. Carpenter'ım tamam. Carpenter sıvıyla çalışan bir çeşit crafting table. Ve bana bir adet daha pipe gerekecek. Ama bu bir sıvı pipe'ı. Golden Waterproof Pipe. Dun dun dun. Dişlerim titredi la. Bu arada demin dediğim şey lan değildi, la idi. Ankaralı arkadaşlarınız olursa la cidden dilinize dolanıyor. Evet. Eğer izliyorsa buradan Ankaralılara selamlar. Ankaralı varsa daha doğrusu. Evet. Şimdi gerekli şeyleri alacağım yukarıdan. İki glass pane. Fazla granat. Uykudan esne. Redstone'ları al. Diamond'ı al. Diamond. Neden bunu böyle söylemek istiyorum? En ufak bir fikrim bile yok. Evet. Glass pane'leri yerleştirdim. Tinleri yerleştiriyorum. Redstone'u bulabilirsem eğer Redstone'ları yerleştireceğim. Evet ve bu kendi çalışmaya başlıyor. Bu da enerji isteyen bir makine neticede. Ve dolayısıyla bekliyoruz. Bekliyoruz ama. Tın tıtırın tın tıtın. İlginç bir melodi olmuş. Ve maalesef melodiyi öldürdük. Evet. Honeycomb'larımızı alalım çünkü bir Realizer Honeycomb'a ihtiyaç duyuyor. Honeycomb'ları attık. Yukarı çıkıyoruz. Evet, şimdi sırasıyla birkaç tane arı inceleyeceğim size. İlk olarak Meadows. Yaşam süresi kısa. Daha doğrusu en kısa lifespan yani. Hızı shortest. Yani en yavaş. Pollination slower. Pollination ne diye soracak olursanız tamamen çevredeki ağaçları mutasyona uğratma ya da çevreye çiçek yayma olanı. Ya yani bu slower. Biraz daha hızlı ama gene yavaş. İstediği çiçek çiçek. Öldüğünde verdiği drone sayısı 2. Etkilediği ağaç alan ağaçlar ve çiçekler için bu. Efekti yok. Sıcaklık ve nem normal ve herhangi bir toleransı yok. Yani normal dışında herhangi bir yerde hiçbir şekilde çalışamaz. Diurnal gündüz çalışabilir. Nocturnal gece çalışabilir. Flyer yağmurda çalışabilir. Burada da takılmışım. Cave mağaralarda yer arası üstü kapalı herhangi bir alanda çalışabilir. Yani direkt güneşi görmesine gerek yok.
Ürettiği Honeycomb. Bu da olası mutasyonları henüz hiçbirini keşfetmemişiz. Doğal bir şey. Ve sanırım evet. Ve aktif inaktifi anlatıyorum. Aktif direkt gözüken özellikler, inaktif çekinik genler. Yani aktif öncelikli olacak, inaktif arka planda duracak. Ancak inaktifim şekilde ön plana çıkma olasılığı söz konusu. Evet, videoyu kaldığı yerden devam ettirdik. Kestiğimi unutmuşum. Aktif inaktifi tanıtıyordum. Bu arada inaktifler hala bir şekilde ortaya çıkabilir. Yani en mükemmel arı ikisi de inaktif. Nasıl iki aktif ve inaktif özellikli de aynı olan arılardır ve bu geri kalanını anlatmama gerek yok. Daha sonra değinirim. Burada kesebilirim sanırsam videoyu. Köftesi köftelerini günler, iyi eğlenceler. Bunu yapmadan edemedim. Maalesef başıma şöyle bir olay geldi. Senden nefret ediyorum Creeper.